Arkadaşlar yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kat problemleri arkadaşlar. Kat problemleri çok önemli bir konu çünkü çok karşımıza geliyor ve çok zorlanıyoruz. Örneklerle pekiştirelim arkadaşlar. Örnek. Veysel'in parası Ali'nin parasının 4 katıdır diyor. Bakın. şekilli anlatmış bakın. Veysel'inki 4 kare, Ali'ninki bir kare. Toplamını sorarsa 4 kare bir kare daha 5 kare yani 5 kat diyebiliriz. İkisinin paralarının toplamı 100 TL ise, yani 5 kat 100 TL ise 100'ü 5'e bölerek 1 katı yani Ali'nin parasını bulabiliriz arkadaşlar. İşte 100'ü 5'e bölmüş. 1 katın 20 olduğunu. Bu sefer Veysel'in 20, 20 20 20 4 kere 20 80 lirası olduğunu bulmuş olur. Ya da arkadaşlar Veysel'in parası Ali'nin parasından şu kadar fazladır şeklinde 4 kattan 1 katı çıkararak da soru sorula bilir arkadaşlar. O zaman da 4 kattan 1 katı çıkarırsak 3 kat kalır. İşte verilen sayıyı 3'e bölersin. Buna göre 1 katı yani Ali'nin parasını bulabilirsin. Önemli olan arkadaşlar kat problemlerinde katlar üzerinden işlem yapmanız. Sayılar üzerinden değil de katlar üzerinden işlem yapıp en son sayılara geçmeniz. Örnek Arzu'nun parası Mustafa'nın parasının 3 katından 20 TL fazladır. Bakın bu sefer de Mustafa'nın parasını bir kutu çizerken Arzu'nunkini 3 kutuya bir de 20 fazla eklemem lazım. Buna göre ikisinin paralarını toplamın dediğimizde bakın 1 kat 3 kat daha 4 katın 20 fazlası olacak. Önce 120'den o 20 fazladan kurtulmam lazım. 120'den o 20'yi çıkarırsam 4 katın 100 katı. 100 TL'ye karşılık geldiğini bulurum. 4 katlı bir şey 100 lira ise, değil mi? Ya yani 4 gömlek 100 lira ise, o zaman 4'e bölerim. 1 katın yani Mustafa'nın parasının 25 lira olduğunu ne yaparız? Bu önemli olan katlar üzerinde işlem yapmamız lazım. Örneklerle şıpık pekiştirelim. 1. Ahmet ile Selim'in yaşları toplamı 60'tır. Ahmet'in yaşı Selim'in yaşının 3 kat. Yani Ahmet ve Selim dersek bakın Selime böyle dersem Ahmet'in ki 1 2 3 katıymış. Toplam 4 kat nedir? 60'tır. 60'ı 4'e bölersem 6'nın içinde 4 bir kere var. 2 kaldı. 20'nin içinde 5. Demek ki küçük yaş kaçmış? 15'miş. Bu 15 ise 15, 30, 45. Selim kaç yaşındadır diyor. 15 yaşındadır. Gördüğünüz gibi işlemleri kat üzerinden yapıyoruz. En son sonuca gidiyoruz. İkinci örnek. Zeynep ile Nazife'nin paraları toplamı 120 TL'dir. Zeynep'in parasının, Nazife'nin parasının 5 katıdır. Bakın birisi 5 kat, biri 1 bir kat. 5 kat bir kat daha nedir? Altı kattır. Altı katın karşılığı nedir? 120'dir. 120'yi altıya bölersek 12'nin içinde altı iki kere var. İki kere 6 12 Bölme bittiği için sıfırı geçiriyorum. Demek ki Nazife'nin parası 20 liraymış. E 5 kat olduğuna göre 20 kere 5 Zeynep parası da 100 liradır diyebiliriz gayet kolay. Üçüncü örneğimize geçelim. 3. Yusuf'un kalem sayısı Kerem'in kalem sayısının iki katıymış. Kerem'e bir kutu çizersek Yusuf'unkine iki kat çizmemiz lazım. Yusuf ile Kerem'in kalemleri toplamı yani 3 kat değil mi? Neymiş? 42. 42. Ne yapacağım? 3'e böleceğim. 4'ün içinde 3. 1 kere var. 1 kere 3. 3. 1 kaldı. 1'in içinde yok. Komşu indirdim. 12'nin içinde 3. 4 kere var. Buradan Kerem'in 14 kalemi. Yusuf ise 2 tane 14. Yani 14, 14 daha 28 olacaktır arkadaşlar. Gelelim dördüncü örneğimize. 4. A ve B şehirleri arasındaki uzaklık. B ve C şehirleri arasındaki uzaklığın 3 katıymış. Yani bu 1 katsa burası 3 katmış. O zaman A ve C şehirleri arası bakın 3 kat 1 kat 4 kat olur. 4 kat 180 ise ne yaparız? 4'e böleriz. 18'in içinde 4, 4, 8, 12, 16, 4 kere var. 2'nin içinde yok, komşu indir. 20'nin içinde 5 kere var. Demek şu BC neymiş? 45 kilometreymiş. Buna göre AB şehirleri 3 3 tane 45. 45 ile 3'ü çarparsam ya da 3 tane 45'i toplarsam 3 kere 5 15, elde var 1. 3 kere 4 12 13. Demek ki AB şehirler arası mesafe 135 kilometreymiş. 5. örneğimize geçelim. Büyütüyorum arkadaşlar. Daha net görelim. 5. Onur ile Süleyman'ın paraları toplamı 180 TL'dir. Süleyman'ın parası Onur'un parasının 3 katından 60 fazladır diyor. Bakın. Onur'unki az. Onur'unkine 1 kat dersek Süleyman'ınki 3 katının bakın 3 katının bir de 60 lira fazlası. Toplam parada bakın 4 katın değil mi? 4 katın 60 fazlası olacak. Ben şu 180'den şu önce bir 60'ı ne yaparım? Atarım arkadaşlar. Atmak çıkarmak demek. 4 kat ne oldu? 120 oldu. Bunu da 4'e bölersem bakın 3'e bölmüyorum. 4'e bölüyorum. 4 kere 3 12 0'ı da geçirirsek 10'unun parası ne olur? 30 öyle olur. Zaten bize de Onur'un parasını soruyor arkadaşlar. Önce fazlalığı attım. Sonra 3'e değil 4'e böldüm çünkü bak 1 2 3 4 kat. 4 katın karşılığı. Gelelim 6. soruya. Sibel'in yaşı Feyza'nın yaşının 5 katından 4 yaş fazladır. 5 katından 4 yaşta fazlaymış. Feyza Sübel. İkisinin yaşları toplamı bakın. 5 katı 6 kat 6 kat ve bir de 4 fazla var arkadaşlar. Bu toplam 40 ediyormuş. Önce 40'tan şu 4 fazlayı düşerim. 36. 36 kaç katın karşılığı? 2, 4, 6 kat. 36'ın içinde 6, 6 kere var. Demek ki Feyza'nın yaşı neymiş? 6'ymış. Sibel'in yaşını bulmak istiyorsan toplamı 40 olduğu için 40'tan 6'yı düşerseniz 30 4 olacaktır. Sibel'in yaşı. Gelelim 7. soruya. Esra'nın kalem sayısı Nihal'in kalem sayısının 4 katından 14 fazlaymış. Bakın birisininki 4 kat diğerininki bir de 14 fazlaymış. ve bunları topladığımda 74 ediyorsa 74'ten 14'ü düşerim. Ne olur? 60. 60 kaç katın karşılığı? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 katın karşılığı. Ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. 6'nın içinde 5. Bir kere var. Bir kere 5, 5. 1 kaldı. 1'in içinde yok. Komşu indirdim. 10'un içinde 2 kere var. Demek ki şu kaçmış? 12'ymiş. Nihal'in kalem sayısı kaçtı? Dün kalem sayısı az olandı. 12 olmuş oluyor. 74'ten 12 çıkararak Esra'nın kalem sayısını da bulmamız mümkündür arkadaşlar. Geçelim 8. örneğimize. 8. Mehmet ile Ali'nin Ali toplam 380 soru çözmüştür. Mehmet'in çözdüğü soru sayısı Ali'nin çözdüğü soru sayısının 4 katının 20 eksidir. Bakın normalde bakın şöyle Evet. Ali'ninkine bu dersek arkadaşlar. Normalde Mehmet'inki 4 katı 1 2 3 4 katından bakın arkadaşlar 20 eksik yani şuradan 20 kayıp var arkadaşlar. eksik. Evet. Toplam normalde 1 2 3 4 5 katının 20 eksik. 20 eksik. Toplam 380 olduğu için biz o 20 eksiği giderelim. Nasıl gideririz? 20 eksiği gidermek için 20 ekleriz arkadaşlar. 8'i gidi daha 10 elde var bir 400. Bu 400 kaç katın? Sayalım. 1 2 3 4 5 katın kaçı? 5'e bölüyorum. 40'ın içinde 5, 8 kere var. 8 kere 5, 40. 0'ı da geçirdiğimde Ali'nin soru sayısı 80 oluyor. Mehmet'in ki 4 katı 320. 20 çıkarırsam 300 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi burada eksik dediği için 380'e 20'yi ne yaptık? İlave ettik arkadaşlar. O eksiği giderdik. Dokuzuncu soru. Bir çiftlikteki inek sayısı ile koyun sayısının toplamı yüzdür diyor. İnek sayısı koyun sayısının inek sayısı koyun sayısının bakın koyun sayısına bir kat dersem beş katı bakın şöyle beş katından yirmi altı eksikmiş. 26 eksikmiş arkadaşlar. Şöyle. Şurada bir 26 eksik varmış. O zaman ne yapıyorum? Yüzde o 26 eksi ilave ediyorum. 126 oldu. Peki 126 kaç katın karşılığı sayalım? 1 2 3 4 5 6 katın. 6'ya bölüyorum. 12'nin içinde 6 2 kere var. Komşu indiriyorum. Altının içinde altı bir kere var. Demek ki koyun sayısı neymiş? 21'miş. E 100'den 21'i düşersem çünkü toplamı 100'dü. Şu 0, şu 9, şunu 10 yaparsam 10'dan 1 çıktı. 9, 9'dan 2 çıktı. 7 demek ki inek sayısı da 79 taneymiş arkadaşlar. Ya da eee 5 katını alırsınız 21'in 105 ondan da 26 çıkarırsınız. Aynı cevap çıkacaktır. 10 İhsan ile Aytaç'ın misket sayıları farkı bakın farkı yani çıkarması neymiş? 40'mış. İhsan'ın misket sayısı Aytaç'ın misket sayısı 5 katıymış. Bakın 5 kat 1 katı çıkardığımda kaç kat kalır? 4 kat kalır. 4 kat neymiş? 40'mış. 4 katlı bir şey 40 ise 4'e bölerim. 4'ün içinde 4 bir kere var. Bölme bittiği için. Demek ki 1 kat yani az sayısı az olan değil mi? Ay taçın kaç oluyor? 10 oluyor. E diğeri 5 kat olduğuna göre 10 kere 5 İhsan'ınki ne olur? 50 misket olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1'i 5 kat, 1'i 1 bir kat, 5 kattan 1 kat çıkarır, 4 kat kalıyor. 40, 4 katın karşılığı olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi farkı da sorulabilir arkadaşlar. Dersimiz burada